Last Scout TV'den hepinize merhaba. Programlarımıza kısa bir ara verdik. Şimdi tekrar karşınızdayım. Kocaeli Spor bildiğiniz gibi 2'de 2 yaptı içeride. Balıkesir Spor'u 3-1 ile geçtik. Ardından yine içeride Tuzla Spor'u 1-0 ile geçtik. Bu cumartesi saat 19'da da yine kendi evimizde İstanbul Spor'u konuk edeceğiz. Bu maçı da yenip 3-3 seri bir şekilde galibiyetlere devam etmek istiyoruz cami olarak. Kocaeli Spor toparlanmaya başladı. Yani futbolcuların özellikle biraz daha şehre alıştığını, stada alıştığını, taraftara alıştığını, kulübe alıştığını gözlemleyebiliyoruz hepimiz. İlk başlarda bir bocalama vardı hepsinde. Ama her geçen hafta bir şeylerin daha düzeldiğini, yani biraz daha üzerine koyduğumuzu görebiliyoruz. 1-0 yendiğimiz Tuzla Spor maçından çok fazla bahsetmeyeceğim. Konuşmanın ileriki kısımlarında ara ara bahsedebilirim. Daha çok İstanbul Spor maç öncesi programı gibi yapacağız. Baktığınızda hazırlık maçında İstanbul Spor'u 2-0'la geçmiştik Erzurum kampında. İçeride Samsun'u, Balıkesir'i, Tuzla'yı yendikten sonra İstanbul Spor'u yenmemek olmaz. O yüzden İstanbul Spor'u mutlak yenmemiz lazım içeride. Fikstüre baktığımızda zor maçlarla başladık. Şimdi önümüzde öyle kolay bir fikstür var ki. Şimdi baktığınızda içeride en son Balıkesir yendik. Ardından Tuzla Spor yendik. Şimdi İstanbul Spor'la oynayacağız. Ki yenme olasılığımız yüksek. Yani beraberlik için çıkacağımızı, bir puana razı olacağımızı ihtimal vermiyorum bu takıma karşı. İstanbul'da yenersek 3-3 yapmış olacağız. Ardından deplasmanda Ankara Keçiören Gücü'ne gideceğiz. Keçiören Gücü ligin son sırasında bir takım. Yani Samsun'u, Tuzla'yı, İstanbul'u yendikten sonra tutup da son sıradaki Keçiören Gücü'ne puan vermek olmaz, öyle değil mi? O maçı da yenersek 4-4 olur. İçeride Gençlerbirliği konuk edeceğiz daha sonra. Gençlerbirliği de orta halli bir takım. Yani içeride kendi evimizde taraftarımızın desteğiyle Gençlerbirliği'nde geçebileceğimizi düşünüyorum. Eder 5-5. Daha sonra Denizli deplasmanına gidiyoruz. Oradan en kötü beraberlikle ayrılsak iyidir. Ama galibiyet de fena olmaz. 6-6 olur. İçeride Bursa Spor geliyor bize. Kocaeli'ne. Bursa Spor kötü. En son Ankara Gücü'nden 4 yediler kendi sahalarında. Ki Bursa Spor'u böyle yakalamışken de yenmemek olmaz yani. 6-6 eder 7-7. Yani önümüzdeki maçlarda baktığınızda 6-6, 7-7 yapmak hayal değil. Yapılabilir. Yani o yüzden maç maç gidiyoruz. Şu an takım iyi gidiyor. Ha, eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Bunlar nedir? Hala mesela bak 10 numaraya, orijin bir 10 numarayla oynamak çok fark ediyor. Hücum futbolunu hücum oyuncularıyla oynarsınız. Yani defansif özellikle oyuncularla hücum futbolu oynayamazsınız. Adamın oyun karakterinde yok böyle bir şey çünkü. Ha, Yılmaz birazcık kendini toparladı. Çünkü ilk başlarda ayağına gelen her topu geri atıyordu. Şimdi biraz daha dikine oynamaya çalışıyor. Antrenmanlarda hocanın direktifleri bu yöndeymiş zaten. Dikine oyun oynanması yönünde. Ama dediğim gibi Tuzla maçına döneceğim. İlk yarı çok güzel bir Kocaeli Spor Tuzla maçında. İkinci yarıda ikinci yarının ortalarına doğru yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle yine İlyas'ı çıkardık. Orta üçlüyü ön numaraya çevirdik tekrardan. Orta sahada kanat oyuncuları vardır. Sağ kanat, sol kanat. Onları çıktım. 6 numara, 8 numara, 10 numara. Orta üçlü bu. Bu üçgen. Lig başında da Tuzla maçının ikinci yarısında da 6 numara orijinli oyuncularla bu üçlüyü kurduk. Yani 6, 8, 10 numara pozisyonlarında 6 numara oyuncularını kullandık. 6, 6, 6 numara oldu. Bu şekilde olunca ileri çıkamadık yine ilk haftalarda olduğumuz gibi. Tuzla Spor son 10-15 dakika biraz baskı altına aldı bizim kalemizi. Hatta son kornerde bitirdi. İki korner üst üste falan kullandılar. Zar zor. Yani hele bir 77. dakika olması lazım. Bir kafa vuruşu var yabancı oyuncularının. Altı pasın önünden çok kötü bir kafa vuruşuyla avut attı. Yani o pozisyon gol, yani %99'u bir gol pozisyonu o. Onu atsalar maç berabere. Sezon başı transfer döneminde 8 numara almadık. Çok fazla ve hepsini 6 numara aldık. Çok fazla 6 numara aldık. Hoca şimdi bu kaliteli 6 numaraların hepsini aynı anda mı sahaya atmaya çalışıyor? Aynı anda sahaya atınca çok iyi oynayacağımızı mı düşünüyor? Orasını ben bilemiyorum ama olmuyor çünkü. Hücum oyuncularıyla oynanır. Orijin 6 olan oyuncuyla orta üçlü
yaparsanız ileri çıkamazsınız. İleri top taşıyamazsınız. İstanbulspor maçından galibiyet bekliyoruz tabii ki. Ben şahsen Mancay'ın performansından memnun değilim. Yani 42 kez Kamerun milli takımının formasını giymiş bir oyuncu. Çok iyi takımlarda oynamış. O yüzden çok büyük performans bekliyorum ondan. Yani çok uzağında kalıyor. Beklenilenin çok uzağında. O yüzden Sise'yi önlü buraya çekip sağ beke Semih'i koysa hoca. 8 numaraya da orijin bir 8 numara ki var mı bizim elimizde öyle biri. 6 numara dediğiniz oyuncu defansif orta sahadır. 8 numara dediğiniz oyuncu biraz daha ileri dikine oynayabilen. Yani 6 numaradan topu alır ileri taşır. 8 numarada oynattığımız oyuncu genelde kim oynarsa oynasın alıyor topu öyle bakınıyor geri veriyor. Hep geri. Biraz ileri gitmesi lazım. O ileri gitmez 8 numarayla 10 numara ileri oynamazlarsa dikine atak yapamazsınız ki ligin başında da gördük birçok maçta atak yapamadık. Gol pozisyonuna girmeden bitirdik maçları. O yüzden de orijin bir 8 oynayacak kim var takımda? Yiğit Ali var. Yiğit Ali orijin 10 numara ama 8'de değerlendirilebilir. Yani mevkisel bazda baktığımızda 10 ile 8 arasında çok büyük bir fark yok. O yüzden bu sezon Yiğit Ali'yi 10 numaradan 8 numaraya evriltip 8 numara pozisyonunda kullanabilir miyiz? Veya yeni transfer Diop 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan bir oyuncu. O niye denenmiyor? Yani oynayabilecek kapasitede olduğu için sözleşme yapıldı diye tahmin ediyorum. Defansımız zaten iyi. Diego, Musa tandemi de çok iyi. Uyumlu oynuyorlar. Ben beğeniyorum ikisini. Atilla Turan fena değil. Güzel o da. Cabezas sakatlanmış. 3 hafta yok. Ona da geçmiş olsun. Cabezas da benim yani sakatlanmadan önceki performansı da çok iyi değildi. Ya bizim yabancı transferlerimizde bir şey var. Yani şu an benim en memnun kaldığım yabancı transferleri Diego diyeceğim. O yabancı değil Türk statüsünde oynuyor. Onu geçelim. Kim var? Sise var benim beğendim. Bir de biraz Dino. Benim zaten geçmiş programlarımda takip edenler varsa Dino hakkında ben kötü bir yorum yapmadım. Şöyle yapmadım. Kilo fazlası var. Uzun zamandır oynamamış. Bir, bu zaten bilinen şeyler. En büyük şeyi Dino ceza alanı içi topçusu. Ceza alanı içinde topla buluşturduğunuzda golü yazar. Yani çok etkili olur. Ama biz ilk haftalarda bildiğiniz gibi atak yapamıyorduk. Dino'ya top gelmiyor. Bahattin'e top gelmiyor. Mevlüt'e top gelmiyor. Onun için diyorum daha çok atak, daha çok ofansif oynarsak özellikle iç sahada. İç sahada kimseye puan vermeyiz. Seri galibiyetlerle yolumuza devam ederiz. İstanbulspor maçını yeneceğimizi düşünüyorum eğer bir aksilik olmazsa. Dediğim gibi ben takımın geleceğinden umutluyum. Yönetim çok güzel bir şey yaptı. Bilet fiyatlarına genel indirime gitti. Artı öğrenci indirimi koydu. Yani en son Tuzla maçında 3500-4000 civarı taraftar varmış. Bu maçta artık bir 7-8 bini görür müyüz? İnşallah. Buradan ben de taraftarımıza rica ediyorum. Eğer pasolik kartı almayanlar varsa alsın. Bilet fiyatları da indirime gitti. Uygun oldu bayağı her tribün için. Yani takımı yalnız bırakmayın. TFF 1. Lig'de oynuyoruz. Bunun bir üstü Süper Lig. Bizim asıl ait olduğumuz yer. Yani taraftar desteğine takımın çok ihtiyacı var. O yüzden elimizden geldiğince stada gelmeye çalışalım. Teknik analizi maç sonuna sakladım. İstanbulspor galibiyetinden sonra o maçın yorumlanmasına teknik analizlere biraz daha fazla gireceğim.